Değerli seyirciler, Galatasaray-Başakşehir karşılaşmasının devre arası için sizlerle birlikteyiz. Ee, 45 artı 5 oldu. Ve e, şimdi karşılaşmayı yöneten Arda Kardeşler, ilk yarıyı noktalayan düdüğü 3 aldı. Tek gol var ilk yarıda. E, 45. dakikada Henry Onyekuru. E, bir geldi, pir geldi. E, geçen maç iki gol, bugün bir gol. E, ama golün ortası yani... Donkun katkısını asistini artık ne dersek diyelim kafaya adrese teslim bir top gönderdi. Onu da hakkını teslim ederek vurgulamak gerek. Evet. E, hocam 1-0 önde gitti soyunma odasında Galatasaray. 22. dakikada Giuliano'nun ayağından bir e, penaltı vuruşundan yararlanamadı Medipol Başakşehir. Musera topu kurtardı ama Giuliano hani daha doğru ifade Musera topu şey Julian Topu Mustaray'a teslim etti olabilir belki de. İlk yarıda e, top ekrana da yansıyor. %76 oranında Galatasaraylı futbolcuların ayağında kaldı. E, oyuna hükmeden e, top ayağında olan Galatasaray... ...ama bunlar kale önü zenginliğine dönüşemedi hocam. E, i̇lk isabetli şut gol oldu. E, çok güzel bir goldü. Galatasaray e, birinci ve ikinci bölgede top yapıyor... Ama üçüncü bölgeye etkili bir şekilde topu aktaramıyor. Neden? Başakşehir neden bu kadar kendi kimliğinden uzak bir görüntü sergiliyor? İşte İrfan Can ve Viscan'ın yokluğu. İrfan Can gitti artık olmayacak. Ee, Viscan'ın oynamaması. Bilemiyorum. Geçen haftaki farklı yenilgi mi? Kupayı kaybetmek mi? Alt alta koyarsak Galatasaray'ın e, oyuna topa çok sahip olan Galatasaray'ın neden gol üretkenliğinde sıkıntı çektiği, Başakşehir'in neden kendi, kendi kimliğinden uzak görüntü sergilediği. Bu iki soruyla başlayalım. Tabii Başakşehir 37 gol yedi bu maça kadar Ender. 24 puanı var. Yani Başakşehir hala sırf Galatasaray maçı için değil. Zaten sezon başından beri reaksiyon veren bir takım değil. Sanki yani daha her yani hafta geç, geçtikçe daha duygusuzlaşan bir Başakşehir. Yani büyük sıkıntı bu. Yani bir sağ içinde bir tepki göstermiyor, bir oyuncuların bir birlikteliği yok, mücadele yok. Yani Başakşehir tabii ki e, yani bugün de aynı şekilde Aykut Kocaman takımları genelde işte topu rakibe bırakır ve de ona göre de pozisyon alır. Şimdi Başakşehir takımı da 4-4-2 oynuyor, Galatasaray da 4-4-2 oynuyor. Ama o 4-4-2'de Başakşehir'e karşı o kadar mesela birlikte oynamasına rağmen o kadar rahat dikine top soktu ki Galatasaray senin söylediğin gibi savunma ve orta sahada ve de topa sahip olarak çok doğru oynadı. Yani o topa sahip olmayı hucumdaki organizasyon eksikliğinden hucumda çok pozisyon öğretemedi Galatasaray. En büyük sıkıntısı buydu. Yani burada e, Babel'le tabii eldeki santroforlara baktığımızda e, Mustafa Muhammed e, benchte. Evet. işte e, aynı şekilde Halil Dervişoğlu var. İki tane santrofor. işte evet. İkisi de benchte oturuyor. Şimdi Onyakuru ile Babel'de ne e, yatay olarak ne de dikey olarak pozisyonlar da alamadı. Ama Onye kuru az önce sen de söyledin. Bereketiyle geldi. İki haftada üç gol şu dakikaya kadar evet hocam. attığı gol. Muz orta. Yani yani biz onu neden be beklersin? Orta sahada çok kreatif oyuncudan veya çizgi oyuncusu öyle orta yapar. Donk yani kes, bir... kesiciliği, donk, Donk'un işte e, Marko'la beraber o tandem birlikteliği, topu oyuna sokması, iyi müdahalelerinden ayrı bir de yani hucum oyuncusu gibi Stop destek verip orta sağa yaptı. Sağ açıktan asist yapıyor. Tabii, çok böyle e, değiştirerek e, birinci sınıf bir orta yaptı. E, bir de yani orta da edilir neredeyse. Pas yani. Pas Görerek attığı pas. Yani Kafaya attı. Attı kuruya. E, tabii Galatasaray takımı e, yani genel olarak oyun böyle üstünlüğünü pozisyon üstünlüğüne çeviremedi. En büyük sıkıntı bu zaten. Oyun üstünlüğü Galatasaray'da evet. ama pozisyon üstünlüğü yok. Üretkenlik yoktu. Burada bana göre Santrofor eksikliğinden oluyor. Yani Babel iyi niyetli ama özellikle o e, savunma ile orta saha arasında e, mesela nerede top alacak, top çizgide çıktığında ne yapacak onunla ilgili bir repertuarı yok. Bir de kalabalık savunmaya karşı oynama e, pratiği ya da kendi oyun kimliğine göre tabii. orada oynama becerisi becerisi de yok. Sınırlı. Bir de tabi Babel gibi oyuncular yani savunma önü değil, daha çok savunma arkası top isteyen oyuncular. Şimdi burada savunma arkası top e, topu dağıtacak oyuncular. Mesela şimdi çok aşırı Tayland'da e, yani ee, onu beklemeyiz. Hadi Emre'den beklersin, Arda'dan beklersin. Onlar da o kadar mesela o topu oraya geçiremedi. Tabi bununla beraber aynı şekilde şunu söyleyelim. Ee, yani... E... Bu kalsın arkadaşlar. Etobo, Etobo da şimdi koşan, mücadele eden bir oyuncu. Şimdi Taylan'la beraber ikisi altı numara gibi. E, öndeki o bağlantı için yeri geldiğinde Arda giriyor, Emre Kırınç giriyor ama gerektiği kadar o üretkenliğe Galatasaray takımı döndüremedi. Şimdi... E... Sağ taraf Ömer Alin'in bulunduğu bölge, Gulbrandsen ile Başakşehir adına e, biraz daha, biraz daha işlemiş gözüküyor. E, Galatasaray orta sahada bu bölgede zaten çok top yaptı ve kendi sol kanadını etkin olarak Tabii. kullandı. E, kulakları çınlasın Erman abinin. Hangi kanat çok iş yapıyorsa gol diğer kanattan yapılan ortayla gelir. <laughs> Dero, o öyle ya. oldu hakikaten. Bir de e, şimdi e, Tayland'a daha çok böyle sola doğru oynamaya başladı. E, sağa doğru da daha fazla oraya doğru Etobo gidince tabii Etobo, Martin Lines bir de Emre Kılıç şimdi sağ tarafta genel olarak oynadı. Öbür tarafta Martin e, e, Martin Lines'in karşısında şimdi Saratçı daha çok ucuma çıkıyor. Önünde Arda da aynı şekilde. Yeri geldiğinde Arda içeri kat etti. Babel'le iki santrafor oldu bazı pozisyonlarda. Onyekur'u da sol çizgiye çıktı. E, daha çok tabii ki Sol tarafa doğru ucumların kayması Galatasaray adına gayet doğal. Şimdi hocam maç Galatasaray'ın top ayağında olduğu şekilde geçiyor. Ama rakip ceza sahasında bu kadar çok oyuna hükmeden Galatasaray 100, 10 kez topla buluşmuş. Çok az oyunda gözüken Başakşehir 8 kez 8. topla buluşmuş. Nasıl oluyor bu? Ya bu niye oluyor? Bir kere e, Taylandla e, az önce de söyledim iki tane merkezde oynayan Eto'bu yani ikisi de 6 numara bir 8 numara değil çok fazla rakip cihaz sahasında iki santrofor gibi oynanan maçta 4-4-2'de daha fazla ucum katkısı vermiyor. Arda da aynı şekilde çok girmiyor ancak Arda 12 ile değiştiğinde o zaman oraya pozisyon alıyor içeri giriyor cihaz sahası içine Emre Kılıç da o kadar giremedi. Ya bir de buna şimdi ön tarafta topu da çok fazla Galatasaray takımı ikili oyunla Martin Lines sağda solda da Saratçı'yı da oyuna çok dahil edemedi. Biraz daha soldan Saratçı ettiğini söyleyebiliriz. Ama buradaki gerekli çoğalmayı hem sayısal olarak hem de aynı şekilde Demerko oyuncuya ceza sahası içinde hareketlendiği zaman Galatasaraylı oyuncu çok doğru geçiremediler. Şimdi orada bir topu daha fazla rakip ceza sahası içine sokamadılar. En büyük sıkıntı burada bu olduğunu düşünüyorum. Burada ee, özellikle bu organizasyon yani bu 4-4-2 organizasyonunu eğer klasik santroforlarla oynamıyorsanız hareketli santroforlarla oynuyorsanız daha fazla ender 2'ye 1 daha fazla birebir adam eksiltip daha fazla da eğer cağ sahası içinde topla buluşacaksanız yeri geldiğinde de savunma arkasına koşu yapmanız gerekir. Yani e, Galatasaray'ın özellikle bu üretkenliği sayısal olarak az olmasının nedeni bunları sayabiliriz. Peki şimdi Fegoli Sakat. Ee, Belhan'da çok eleştirilen bir oyuncu ama şu oyunda oyunu e, oyuna akıl koymak adına Belhan da bitiricilik e, adına da bir forvet for, istiyor e, maç Musa, sanki. Musa Muhammed veya Halil oldu olabilir. Ya yani şimdi burada niye e, Taylan'la aynı şekilde Etobo'yu orada düşündü Fatih Hoca onu da söyleyelim. Şimdi Onyekuru geriye gelmezse bak Emre Kılıç gelmezse aynı şekilde e, Babel gelmezse şimdi genel olarak iki kişiyle orta sahaya kalacak. Yani o da öndeki dörtlü hem e, Etoba hem de e, Tayland e, ikisi tutsun diyor orta sahaya. Onun için Fatih Hoca düşünmüş. Ama işin tuhafı şunu söyleyelim. E, az baskılı savunma yapan bir Başakşehir var. Ne fiziksel olarak çok hızlı hareket ediyorlar. Ne topu kazanma dertleri var. Hiçbir şey yok. Bu anlamda dediğin gibi Belanda da olabilir orada. Pas trafiğini daha rahat e, organize etme adına. Çünkü niye biliyor musun? Galatasaray'ın en büyük sıkıntısı ne? Rakip cihaz sahası içinde diyorsun ki çoğalaması değil mi Ender burada? Evet. en büyük sıkıntı hücum organizasyonlarının yeterli olmayışı ve burada hücum organizasyonlarını belirleyici oyuncu yok. Tamamlayıcı oyuncular olabilir ama belirleyici bir santraforun olmayışı ve bu santraforlara Babel yeni geldiğinde Onye kuruyla ile zaten oynadı. İkisine özgü bir oyunun çıkmayışından zaten rakip Java sahası içinde çok fazla çoğalamıyor. Galatasaray takım ve üretken olamıyor. Peki ee, şimdi ee, bir yandan da gözüm oyun alanında ee, takımların sahaya gelişlerini e, kaçırmak istemiyorum. Ee, bir oyuna hamle Galatasaray ya da Başakşehir'den ikinci yarının başında ne olabilir? Bekliyor musunuz? Ya bir kere e, Başakşehir'in hamlesi Başakşehir daha çok oyun hamlesi Orada olması gerekiyor. şöyle bir yani Oyuncu üzerinden değil o, oyun. oyun üzerinden hamle yapması gerekir Aykut Hocam. A. Yani bir kere böyle bir 4-4-2 öyle oynuyorlar. Galatasaray takımı dikine çok rahat top soktu. Yani rahat rahat rakip ceza sahası çizgisine kadar geldi. O ceza sahası çizgisinde öğretkenlik az olmasını az önce söyledim. Hücum organizasyonlarının eksikliğinden. Yani buna eşkenar, üçgenler, ikili oyunlar, bireysel oyunların yeteri kadar çıkmamasının nedenidir bu. Yoksa şimdi şöyle bir oyuna bakıyorsun. 4-4-2 oynuyor az önce söylediğim gibi Başakşehir. Ama az baskılı savunma yaptığından Galatasaray takımı hem topa sahip oluyor rahat rahat oynuyor. Yani Başakşehir'in özellikle ya oyun mantığını değiştirmesi gerekir. Galatasaray takımı e, tabii ki Musa Muhammed'in işte e, fiziksel durumu ne? Ona göre belki Halil değişikliği de olabilir. Bir Santrofor değişikliği olabilir mi? Ama şimdi olmaz o. Niye biliyor musun? Şimdi ister istemez biraz daha risk alacak. Alan boşaltacak. Daha fazla e, öne çıkacak. E, bir Başakşehir olacak. Özellikle ikinci yarıda. Bir sıvır geride. Bu da Babel ve Onyekuru gibi açık alana etkili ucum eden oyuncular için ideal alanlar. Hızlı oyuncular için. Ee, bir yandan notlarıma da bakıyorum. Yine de e, oyun üzerinden, oyuncu üzerinden değil ikinci yarının değişikliği dediniz ama e, bazı oyuncu değişiklikleri oyun üzerinden de farklılık getirebilir. Kenarda çok formda yeni transfer Endaşmiye var. E, etkili bir oyuncu. Junior Fernandez. Ee, Malatya'dan tanıyoruz. Evet. Defansif, sıkı, böyle sert bir oyuncudur. Yani çok defansif evet. gücü de yoktur. Sen de çok iyi biliyorsun. Junior ben. Fernandez, Fernandez Dembaba. Hucumda hamle olabilir. Dembaba hamleleri de olabilir ama tabii hucuma renklilik getirir ama şimdi şimdi baktığında yine hucumda var. Ya. Yani Julian oynuyor, sen oynuyor, Deniz oynuyor. Yine hucum oyuncularıyla oynuyor ama hucumu, hucuma da doğru organize olamayan. Yani hücumda da çoğalamayan, işte evet bir iki tane pozisyon üretti Başakşehir ama onunla ilgili de böyle çok tedirgin edecek e, Galatasaray'ın bir oyunu da yok. Ha Burada eğer Fernandes olursa hepimizin gibi değil, sol çizgi olur, Dembaba olur. Ama daha önemlisi daha ön alan baskısı yapıp biraz daha öne çıkıp hem bir sıfır geride böyle Başakşehir'in olması gerekiyor. Cülya'nın mesela hiç varlık gösteremedi ilk yarıda. Cülya hani geldiğinden beri göstermedi zaten. Başakşehir'e transfer olduğundan beri sen hatırlıyor yok. musun Ender maçını? Hiç yok. Hiçbir Hiç performansı çok Eski Giuliano ile uzak yakın ilgisi çok, yok. Çok. Çok seviyesini kaybetmiş. O seviyeden evet. çok daha alt seviyelere gelmiş oyun anlamında. Ee, Onyekuru yani uzun süredir forma giymeyen bir oyuncunun ee, istekli, arzulu, coşkulu görüyoruz. Şu ana kadar fizik kalitesi de iyi gözüktü. Kötü değildi. Evet. Ee, maç ritmi, yani antrenman yapan bir oyuncu. Son bölümde yapmamıştı bir e, A takımda 2-3 haftadır. Maç ritmi eksiğine rağmen bu kadar hazır ve e, bu kadar katkı verir bir görüntüde olması e, önemli değil mi? Yani enteresan e, ve önemli bir katkı. Tabii. ya Yani Onyekuru ile Galatasaray bir kere e, gönül birlikteliği yapmış gibi duruyor. E, bu kadar e, dokunun tutması Galatasaray ve Onyekuru adına her futbolcuya bunlar e, hem de kulübe nasip olmaz. Bunu söylemek gerekir. Bir de... Ya Onya kuruluk değil tabi bu Türkiye'deki oynanan oyunun kalitesi Fransa'dan Tabii hmm. ki seviyesi daha az yani orada oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz ama burada e, geldiğinde fark yaratabiliyor Bir de yaratırken de senin söylediğin altını çizmek gerekir yani bir de limitlerini zorluyor çok iyi niyetli Onya kuru bir oyuncu ve de hep böyle Galatasaray'da oynamak istedi yani o doku çok, tuttu evet. ve de sahip çok ama iyi performans veren çok doğru bir karakterde çok yoğun bir maç takvimi var. Orada bir sözünüz önemli. Limitlerini zorluyor. Tabii. Şimdi hafta sonunda da derbi var. Derbi. Tabii ki her maç oynanan ilk maç önemlidir. Tabii. Bu maç önemli. Bu maçı kazanmaya çalışıyor Galatasaray ama yani cumartesi günü de çok önemli Tabii, bir derbi bekliyoruz. bir bekliyor der var. Bize. Eğer Galatasaray 60'a kadar bir gol daha bulursa son bölümde Onyakuru'yu mutlaka dinlendirebilir Fatih Hoca. Onu da söylemek gerekir. Ama Galatasaray takımı şimdi bir de ee, alan boşaltında öne çıktığında daha savunmayı öne çıkartan bir Başakşehir izlediğimizde bir de Onyekuru tabi Babeli o açık alanda daha fazla iş yapacaktır. Öyle bir ikinci yarı tabii ikinci yarı bekliyorsunuz. O, tabii bekliyorum yani daha fazla risk alması gerekir. Ee, yani risk alacak takım herhalde Galatasaray değil. Galatasaray zaten oyunu da kontrol ediyor. Topu da çok doğru bir şekilde kontrol ediyor ama topla tempo yapaması istenilen tempo ilk yeri yapamadı Galatasaray takımı. Evet ve e, özellikle hücum organizasyonlarının az önce söylediğim gibi yani Onye Kuru ile ve Babel'in yatayda dikeyde nasıl organize olacak, nasıl çizgi oyuncular orta sahada ve de savunma bekleriyle senkronize olacak onunla ilgili e, gerekli performansı verememesinden çok istenilen seviyede öğretkenli olmadı Galatasaray'ın. Ama ikinci yarı özellikle Onyekuru ve Babel için daha ideal bir oyun olacağını düşünüyorum açık alanları bulduktan sonra. Anlık puan durumu ekrana gelen değerli izleyenler. Fenerbahçe, Atakaş e, Hatay Atakaşatay sporu deplasmanda özellikle ikinci yarısında çok zorlandığı maçta 2-1 yenmeyi başardı. 48 puana geldi. Bu skorla maç henüz bitmedi. Mevcut skorla Galatasaray 45 yapıyor. E, Beşiktaş'ın 44 puanı var. Maçı yarın e, Beşiktaş Antalya deplasmanında olacak. E, Alanya 37 puanda. Trabzonspor'un 36 puanı var. Hatay bu mağlubiyette 35'te kaldı. İkinci sayfaya gelirsek hani Başakşehir açısından da hocam şöyle bir durum var. Yani an itibariyle bu puan durumlarıyla 24 puanda 22 maçta. Yani burada 20 maçlık 21 evet. maçlık takımlar var. Şöyle söyleyeyim düşme hattının içinde bile bulabilir kendi. Ya bir de yani alt e, mesela e, sıradaki takımlar bir reaksiyon koymaya başladı artık doğru bir şekilde. Kayseri Spor, Erzurum Spor. Şimdi gençler antrenörü değiştirdi. Denizli Spor antrenörü değişikliği Hakan Kutlu geldi. ilk maçında galip 2-1 Göztepe yendiler. Ankara gücü bu ara kötü gidiyor bir ara. Onlar da reaks reaksiyon bir verdi. Ama yok. lig boyunca yani 22 e, oynanan maçta Başakşehir'in yani 24 puandan daha önemli sıkıntısı ne biliyor musun? Başakşehir'in kaliteli bir kadrosu var. Yani buradan çıkar. Bu çıkar. puan bu puan önemli hiç. değil. Evet. Ama nasıl çıkar? Oyunla çıkar. İstenilen oyun bir dönem bir hatırlarsın bir dönem oynadılar 3-4 hafta. Onun haricinde bütün lig çok kötü bir performans verdi. Bu arada Berhan da Arda Turan'ın yerine onu oyuna girdi. Tamam. Muhammed'in de hazırlandığı bilgisini Şu, verdi bana arkadaşlarım. O da giriyor. On Etebol'un yerine de Muhammed. Belhanda ve Muhammed ikinci yarıda, ikinci 45 dakikada ofansif hamleler. Evet, yani 1-0'dan sonra. Yani daha Galatasaray takımı şimdi 4-2, 4-4-2'den 4-3-3'e dönecek. Evet. Yani 4-3 oynayacak. oynayacak. 2 -2. Daha daha böyle hem ucunda tek santrofor gibi hem iki kanat çizgi oyuncusu hem orta sahada da üçlü bir orta sahada dengeli bir oyun. Evet ikinci yarı başlamak üzere değerli izleyenler biz e, skorboard'un ardından takım oyununda birlikte olacağız. E, hem e, takım oyununda hemen hatırlatalım Erman Toroğlu da bize katılacak. E, Levent Tüzemen var. Gürcan Bilgiç var. E, bu akşam e, yoğun bir